Ben son sırayı da bitirdim. Size böyle de bir kağıt hazırladım. Hani birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, beşinci sıra, altıncı sıra, yedinci sıra. Birinci sırada 9 sikiğine, ikinci sırada her deliğe 2 tane ikili trabzan, üçüncü sırada her deliğe 2 tane ikili trabzan, 4'te 1 tek 1 çift, 5'te 2 tek 1 çift, 6'da 3 tek 1 çift, 7'de 4 tek 1 çift bu şekilde. Bunu açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Evet. Bu sonuncu sırayı da yaptıktan sonra bu birleştirmeyi yaptık burada en son. Yine burayı öyle göstereyim. Evet. Arka kanattan alıyorduk ve birleştiriyorduk gördüğünüz gibi. Ama burada öyle yapmayacağız sonunda. Bu sonuncu arka kanadı yaptık ya, daha sonra bu ondan sonraki delikten bu ilmeğimizi arka tarafa çıkaracağız. Bir daha göstereyim burayı. Birleştirmek için arka kanattan aldım, içinden geçtim. Daha sonra bu ilmeğimi hemen yanındakinin içinden arkaya çıkarıyorum. Evet. Sonra arkasını çevirdim. Bundan sonra bakın bu ipim önde kalıyor. Bu tarafa doğru geçiriyorum ipimi bu şekilde. Ve buradan batıyorum. Arkadan tığımı getirip bakın bir sonrakinin içinden geçirip bakın ördüm, batırıyorum. Hemen batırdım. Bir sonrakinin içinden geçirdim, çektim, yukarıya geldim, aldım. Bu aynı delikten, yani bu demin çektiğim yerden bir daha battım. Yanındakinden çektim yukarıya. Bakın tersinden yapıyorum bunu. Burayı bir daha göstereyim. İlmeğimi terse çekmiştim ya buradan. Bakın ilmeğim bu tarafta. İpim bu tarafta olmuş oluyor. İpimi önden bu tarafa aldım. Bakın. Hemen bu ilmeği çektiğim yerden, aynı delikten tığımı battım. Tığım ön yüzüne geçti. Hemen yanındakinden tığımı yukarıya çıkardım. Buradaki ipi çektim. İki tane oldu ve sık iğne yaptım. Aynı bir hemen bu delikten battım. Yanındakinden çektim. Yukarıdan aldım. Sık iğne yaptım. Bu deminki çektiğim delikten, bir tane atlayarak değil yani, aynı yerden battım, yanındakinden çıkardım, battım bu şekilde, yanından çıkardım, o delikten battım, yanındakinden yapıp yukarıya çıkardım. Amacımız buraya bir yükseklik oluşturmak, dikebilmek için. Bunu en sonuna kadar bakın. Aynı çıktığım, deminki yukarıya çıktığım delikten battım. Yanındakinden tığımı yukarı çıkardım. İpimi aldım. İkisinin içinden geçirdim. Ve sık iğne yaptım. Evet, bunu en sonuna. Evet hanımlar, sonuncuya geldim. Yine sonuncuyu da sadece şöyle içinden geçirip şuna kilitledim. Bakın bu şekilde. İpinizi içinden geçiriyoruz. Kestim ben ucunu. Ondan sonra da iğnemize ipimizi geçiriyoruz. Evet. Şunu bir kere daha bunun içinden geçirelim. Burası sağlam olsun. Daha sonra tekrar dışarıya ipimizi çıkardık. Evet. Çantanın bir kanadını zaten ben yapmıştım daha önce. Dikmiştim. Şimdi diğer kanadını dikeceğiz. Bu şekilde alıyoruz. Bu kısmı, bu baş kısmı. Ben böyle aşağıdan başladım. Bu çantanın dışına gelecek. Bu çıktığımız bölüm vardı ya, bakın bu şekilde. Bunu yerleştiriyoruz. Böyle.
Yandan batırıp hemen deliğin içinden geçirdik. Aşağıdan çektik. Hemen yanındakinden. Burayı bir önce bunu sağlamlaştırdım. Sonra size birkaç püf noktası göstereceğim. Dikerken kolay olsun diye. Aynı yerden bir daha geçelim ki sağlam olsun. İlk başlangıç önemli. Ve yine buraya çıktık. Şimdi bu şekilde. Şimdi siz bunu böyle yamuk yumuk duruyormuş gibi düşünmeyin. Kit yuvarlanıp da tam kitin üstüne yerleşince bu şekilde o geriliyor ve şeklini alacak. Bakın. O yüzden şu köşe kısımlarını isterseniz önceden siz ilk defa yapıyorsanız şöyle tutturabilirsiniz buraya bir çengelli iğneyle. Ben artık hani alıştığım için dikebiliyorum ayarlamadan da. Ama hani kaymasın, bu tarafa daha çok, bu tarafa denk gelmesin, daha fazla gelmesin diye. Ve yine hemen yanındaki delikten aşağıya iniyoruz. Hemen yanındakinden yukarıya, iğnemi düşürdüm, yukarıya çıkıyoruz. Evet, sağlam dikelim lütfen. Hani bir geriye gelerek, bir öne bir geriye, bir öne bir geriye. Bunun buraya iyice sağlam bir şekilde oturması lazım. Yoksa oralardan içi gözükür, sarkma yapar, olmaz. İyice sağlam bir şekilde bunu buraya dikmeniz lazım. Bir önden, bir geriden, bir önden, bir geriden en sonuna kadar dikmeniz gerekiyor. Evet, hadi bakalım, kolay gelsin. Az kaldı çantamız bitmek. Evet, ben diktim. Gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu. Oraya gerilince çantayla birlikte. Çünkü sert bir malzemeden çanta. Öyle yumuşak değil yani, ezilmiyor. O yüzden de örgüyü de çok güzel tuttu. İsterseniz içine ben keçe yapıştırdım. Siz de yuvarlak kalın bir keçe aynı boyda kesip içine silikonla yapıştırırsanız böylece buradan da hiç esneme yapmaz. Sert ve düzgün bir şekilde durur. Soru sormak isterseniz buradan ya da Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Yaklaşık 250 gram kadar bir mumlu ip gitti buna. Siz isterseniz başka diğer iplerden de, kağıt ipten, makromeden, kürklü iplerden, hepsinden çalışabilirsiniz. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler.